Selam, ben Sultanoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Umarım faydamız olur, siz de beğenirsiniz. Selam, ben Sultanoğlu. Zincirini yağlama yapmıyor şikayetiyle gelen bir motorumuz var. Bu arızanın nasıl giderileceğini bugünkü mevzumuzda işleyeceğiz. Umarım faydalı oluruz ve sizler de beğenirsiniz. Buyurun, birlikte başlayalım. Selam arkadaşlar. Öncelikle Mustafa Bey söyledi zaten, zinciri yağlama yapmıyor diye şikayeti var. Şimdi biz ilk önce sırasıyla gideceğiz. İlk önce yağ filtresi var. Yağ filtresi bir kontrol edelim, bir sıkıntısı var mı yok mu diye. Yağ filtremiz sağlam. İçinde yağımız da var yeteri kadar. Bunu koyarken içine alt tarafa doğru koyalım. Alt tarafta olsun yani. Yukarıda olduğu zaman yağ azaldığında yağlama yine yapmaz. Şimdi burada arızamız olmadığına göre diğer tarafa bakacağız. Bu dişliğinin altında yağlama dişlisi ve yağ pompası var. Şimdi bu balatayı söküp onları kontrol edeceğiz. Şimdi sökmeye başladık. Önce motor kutumuzu alıyoruz. Filtremizi çıkarttık. Bujimizi de sökelim. Yalnız burada şöyle bir şey var arkadaşlar, biz devamlı kullandığımız için elimize alışkın, ben metal bir alet yaptım bunun için. Siz buraya metal değil de ip korsanız ip zararsız olur. İçine yerleştirdik. Bu da bunun için özel aparat. Ne işe yarıyor? Bu balatayı sökmek için. Balatanın arasına giriyor böyle. Özel biz bunu kendimiz somunlardan kaynatarak yaptık. Şimdi destek alarak zaten o bir tür dönmüyor, döner. Bujinin oradan sıkıştırdık, buradan yani açtık. Önemli olan içinde motor hareket etmesi. Şimdi. Bu da yağlamasını sağlayan plastik. Bir tane tornavida plastik dişliği falan alalım. Çıkarttık. Gördüğünüz gibi dişliğimizi bozmuş. Pompa çalışmıyor. Tam dönmüyor. Pompamız da hemen alttaki bu. Zorladığını görüyorsunuz. Bu kadar zorlamaması lazım. Evet. Birincisi o plastik aparat değişecek. Tabii. Plastik İkincisi, aparat değişecek. Yağ pompamız değişecek. Evet. Yağ pompası dedi. O dişli tabii tam dönmediği için elimle bile zor dönüyor şu anda. Zor döndüğü için de plastiği hem bozuyor hem de yağ vermiyor. Evet. Arızamızı bulmuş olduk. Arızamız bu şu anda. Arızamız bunlar. Gördüğünüz gibi dişlerin arasındaki farkı göreceksiniz. İyice tam kavramadığı için diş. Bu da gördüğünüz gibi çok rahat dönüyor. Bu onlar oradan söküp tabii. Bu yeni parçaları tabii oraya takacağız. Onu söküp onu takacağız. Alyan anahtarla. Tabii. Alyan anahtarla. Bazen buraya şey de koyuyorlar. Yapıştırıcı falan.
O zaman da bir Alyan'ın arkasına. kelpeten yardımıyla falan çıkartıyoruz ama. İki tane alyan vida var. Onları söküyoruz. Evet. Pompayı çıkartmak için. Tabii. Bunları da söktük. Nasıl parçalarımızla şu tarafı söktük. Tekrardan bu yeni parçayı, yeni parçalarımızı tabii burada. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi parça da kolay dönüyor. Evet, şimdi toplamaya başlayalım. Aslında temizleyecektim, unuttum. Şöyle bir sileyim şurayı. Evet. Rumanımıza da bakalım. Şimdi bunu söktüğümüzün ters yönünde önce elimizde boşluğunu alıyoruz. Bunun boşluğunu şimdi çalıştırıp test edeceğiz arkadaşlar. Bir an geldiğini gördüm. Başta söylemeyi unuttum aslında. İlk bakmaları gereken palalarda ikinci bir delik olur yağ kanalı. Bazen buralarda doluyor talaşla, tozla. Dolduğu zaman buradan da yağ geçirmiyor. Buraya da dikkat etmeniz lazım. Motor yağ verdiği halde tabii, orası tıkalı olduğu için yağ geçmiyor zannedilebilir. Onun için de motoru sökmeden evvel paladaki bu deliği kontrol etmeleri izleyicilerimizin kendileri menfaatlerine. Tabii bilgisini. Onu da bir tornavida yardımıyla arasına sokup temizleyebilir şöyle. Yahut da varsa bizim gibi kompresörle hava paladaki o deliğin yağ alıp almadığını kontrol edebilirler. Yani böyle temizleyebiliriz. İşlerimiz bitti. Son kapağını falan da kapatalım. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar hani yağ akıyor, yağ akıyor durduğu yerde diyor ya. Aslında bak buradaki kanalların içine yağ doluyor. Bu yağ durduğu yerde boşalıyor. Bu da bir bilgi olarak vermiş olalım.
Evet, burası bitti. Ayrılık vakti yine tez geldi. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki biz faydalı olmuşuzdur, sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olun, like atın ve yorum yapın. Yorumlarınızı iyi ya da kötü bizden esirgemeyin. Biz bu şekilde kendimize bir yön bulacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.